Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğum kafamı kurcalayan bir kişi hakkında olacak. O da Elon Musk. Hareket tarzı olarak, basına yansıyan haberleri olarak ilgimi çeken bir kişi ve de şu anki dünya dengelerinde ismi duyurulan bir kişi olaraktan kafamda sorular yaratmama sebep oldu ve bugün de onun hakkında konuşmak istiyorum. Şunu söylemek istiyorum ki tüm vloglarım ilgimi çeken, sizinle paylaşmak istediğim konularımdan oluşuyor. Hiçbiri sırf vlog yapmak için değil. O nedenle hepsinin benim için bir anlamı mevcut. Şimdi Elon Musk'a geleyim. Elon Musk'ın sansasyonel olarak son olaylarına baktığımda iki şey aslında benim en çok dikkatimi celbeden hususlar. Yani birçok hususu var ancak en fazla son çocuğuna verdiği isim ve de o ardından her şeyini, tüm mal varlığını satmayı düşündüğünü, satacağını söylediği bir söylemi olması. Bu iki haberi onun hakkında olan kendimce yorumlamak istiyorum. İlk olarak mal varlığını, mülkünde olan mal varlığını satmak istemesinin sebebi ne olabilir acaba diye soruyorum kendime yorumlamak için tabii ki. Şimdi bu insan gizemli bir insan ve yaptıklarıyla hayallerini takip ettiği, hayallerini gerçekleştirecek kadar cesareti ve kısmi olarak da olsa fırsatları olduğu apaçık ortada olan bir insan arkadaşlar. Görünüş olarak da bağımsız gibi duruşu var. Ancak tabii ki şeytan detaylarda gizlidir. O nedenle onun hakkındaki gerçek bilgilere onun genel yansıttığı imajından öte detaylara bakarak ipuçlarını sorgulayarak ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu bakımdan bu gizemli insanın gizemini de çözebileceğimi düşünüyorum. Evet. Şimdi bu kadar mal varlığına sahip zengin bir insan. Neden mal varlığını elden çıkarmak istesin? Bu insanın bence bunları yapmaktaki amacı dünyayı, yani onu takip edenler ki dünya genel olarak dünyanın takibinde olaraktan insanlara şu mesaj vermek. Çeşitli mesajlar vermek istiyor bu insan. Söylemleriyle, hareketleriyle, kendi hayatında uyguladıklarıyla. Evet, insanlara bir mesaj vermek istiyor. Bir nevi olanı da olacakları da belki söylemek istiyor ama olacağı galiba ancak Allah bilir. O bakımdan kendi çapında ve kendi hissiyatında ve inisiyatifindeki olan kendi umduğu geleceği ancak öngörebilir ve sezdirebilir ve o da ne kadar doğru çıkabilir. O bize kalmamış, yüce yaratana kalmış bir konu arkadaşlar. Bu bakımdan arkadaşlar Elon Musk ne söylerse söylesin son merci değil. Onun üstünde en büyük güç temsilcisi olan Allah olduğu için tabii ki dikkat almaya değer ama bizi yönlendirecek kadar üstün bir kişilik de değil. Hiç kimse olamaz zaten. Hepimizin kendi yargıları, kendi düşünce sistemi ve kendi doğruları var. Ve de başkalarının yönlendirmeleri kendilerini bağlar. O nedenle dikkate alıyorum ve yorumluyorum. Ancak
Kendi doğrularım bana aittir. İstediğimde asla ve asla doğrularıma etki edemez. Bu şekilde arkadaşlar, işte mesaj vermek istiyor dedim Elon Musk'a. Şimdi mesaj vermek istiyor derken bile bu insan demek ki dünyayı etki eden bir sistemin parçası olduğu anlamına geliyor. Maalesef buradan böyle bir şey çıkıyor. Şimdi bu insan bu kadar zenginken neden yani mümkün değil ki fakirliği seçsin. Elindeki mal varlığını çıkartıp da kârını düşürsün. Böyle bir mantığı tabii ki yoktur. O zaman bu kişinin bunu söylemekte başka amacı vardır. O da insanlara bir mesaj iletmektir. Bu bakımdan Elon Musk yalnız başına hareket eden bağımsız bir kişilik değildir. Küresel düzlemde yani düzende etki edenlerle bir işbirliği mevcuttur. Çünkü yoksa onun mal varlığının zaten satmak istemez. Satmak istese bile bunu kimseye duyurmadan yapar. Yani kar, başka bir kar vardır maddi olarak. Onu da duyurmaz zaten. Kendi işini yapar, parasını kazanır. Onu ancak parasını uygulamaya geçip doğru bir iş başardığında mesela duyurduğu neyi var? SpaceX'in uzaya yolladığı aracı var. Öyle durumlarda söyler. Yani bir iş başardığında söyler. Sırf saat para kazanımları paylaşılmaz bu şekilde arkadaşlar. Paranın sonucunda bir şey oluşuyorsa o paylaşılır. Buradan da bunun bir mesaj anlamı taşıdığını anlayabiliriz. Peki Elon Musk neden böyle bir mesaj vermek istiyor? Şimdi düşünelim. Günümüze kadar kapital en büyük güçtü. Real estate dediğimiz evler alıp satma işi kısacası yani. Mülk sahibi olma, bunları satışından büyük bir ya en büyük gelir getiren olaylardan biriydi mesela. Yani ne kadar mal varlığın varsa konut mülkiyetinde konut olarak yani mesela mülkiyetinde işte mülkiyetinde ne olabilir en fazla para edecek? Ev, konut tarzı şeyler olur. Bunlar büyük bir gelir kaynağıydı. Şimdi diyor ki bu adam, siz bunları artık elinizden çıkartın. Demek ki artık bir anlamı kalmayacak. Demek ki öyle bir düzen gelecek ki insanların ne kadar geliri olduğunun bir önemi olmayacak. İnsanların belki de ne kadar gelirleri var olursa olsun etkileri o gelirde olmayacak. Ya da var olan gelirlerinin ancak çok kısıtlı bir oranında olacak gibisinden bir mesajdır bunun açılımı arkadaşlar. Şimdi dünyadaki gelir eşitsizliklerini düşünen insanlar için bu biraz iç rahatlatıcıya kadar gidebilen bir söylem olsa da İnsanın aynı zamanda bir elindeki gücünün de alınması ve güç elde etme yollarının da tıkanması olarak da düşünülebilir. Nasıl mı? Çünkü insan elinde para olmazsa, para yerine alım gücü olmazsa da diyebiliriz veya kendini ve dolayısıyla ülkesini işte geliştirecek kapasite gücü olmazsa bu insan ilerleyemez, sabit kalır, hatta ve hatta yönetilebilir hale gelir. Yani bu sadece zenginlerin daha zengin olmasını engelleyen, normallerin zenginleşmesini engelleyen
Bir durum değil. Aynı zamanda gelişimi, ilerlemeyi ve ulusal sistemi de engelleyen bir dönüşüme dönüşebilir. İşte burada tehlike çanları çalar arkadaşlar. Çünkü eğer herkesin geliri eşitlenirse kimsenin birbirinden farkı kalmaz. Ama aynı zamanda yönetim de ellerinden alınmış olur. İnisiyatifleri de ellerinden alınmış olur. Bu doğru bir düzen midir? Tabii ki olamaz. Her düzenin eksiklikleri ve yanlışları vardır. Ama doğruları da vardır. Ama istem dışı bu şekil davranışlar görünürde ve küçük ölçekte eşitleyici dursa da büyük ölçekte öyle değildir. O nedenle mesela parayı bir şekilde azmedip bir şekilde çalışarak, çaba harcayarak, emek sarf ederek kazanabilirsiniz. Bunu ilerletebilirsiniz. İlerlemenin de hiçbir sınırı yoktur. Ancak eğer size belli bir pay zaten baştan biçilmişse ve gerisine ve fazlasına izin verilmiyorsa siz kendinizi geliştiremezsiniz. Sonuçta sizin üstünüzdeki güç, yani sizin paranıza el koyan, kısıtlayan, sizi standartlaştıran ve işleyen güç, mükemmeliyeti ne kadar uygulayabilecektir? Bu büyük bir soru işaretidir. Eğer ki mükemmel değil de tam tersi yönde bir harekete geçerse ve kendi çıkarları için bir uygulama yaparsa o zaman zaten hiç eşitliğin falan hiçbir anlamı ve faydası kalmaz arkadaşlar. Yani en başta geliri ve ekonomiyi bir yana bırakalım. İnsanın inisiyatifinin elinden alınması hiçbir şekilde kabul edilemez. O nedenle bu mal varlığını elden çıkarma olayı aslında insanların gelirine de el koyan, standartlaştıran, herkese belirli bir eşit, yani eşit ya da eşite benzer bir düzende şey yapan, köleleştirme sistemini hayata geçirme projesinin habercisi niteliğindeki ulak söylemi arkadaşlar. O nedenle fakir insanlar işte zengin olmayı hedefleyip de fakirlikte kalmış ve zenginlere de kıskançlıkla bakan insanların bu söylemden aslında mutlu olacakları bir şey pek de yok. Çünkü sonuçta her fakirin zengin olma ihtimali vardır arkadaşlar ama kısıtlı bir ortamda eğer ki bütün eliniz kolunuz bağlanmışsa o zaman hiçbir şekilde gelişemezsiniz ve olduğunuz yerde sayarsınız. Bir de üstteki güç, yönetici güç sizi düzgün de şey yani kendi çıkarına olaraktan sizi hareket ettirirse, yönetirse o şekilde de onun çıkarına hizmet eden köleye dönüşürsünüz. O nedenle Elon Musk hiç de güzel şeyler konuşma gibi görünüyor arkadaşlar. Değil mi? Yani artık kapitalist sisteme mi artık para merkezli sisteme son verilip de insanlar eşitleniyormuş gibi insanlar eşitleniyormuş gibi gösterilse de eşitlikle alakası falan yok arkadaşlar. Zaten bu eşitsizliği kuran sistem şimdi eşitlemeyi kurmaya yelteniyormuş gibi bir imaj çizer. Size inanır mısınız gerçekten? Zaten onlar o eşitsiz sistemi kurmuşlar, yönetmişler ve geliştirip insanları tuzağına düşürmüşler. Şimdi bunlar birdenbire yön değiştirip de eşitlikçi bir politika izleyerek bunu bir sanki adil bir düzen yaratıyorlarmış gibi bir hava içine girmişlerse siz buna inanır mısınız? Eski düşmandan dost olur mu? Olmaz arkadaşlar bu şekilde. Mümkün değil. Yani inanmayın, eşitlikçi falan diye bir şey yok. Düzen değiştirme var ama aynı amaca hizmet etmekte. Çünkü yapanlar aynı. Yapanlar değişmedikçe, uygulayıcılar değişmedikçe kesinlikle sonuç değişmez. Hatta kötüleşebilir insanlar için.
Bir de arkadaşlar şu da var. Hani eski sistemde hiçbir iş yapmayıp da her şeyi oyuna bırakan ya da yanlış yollarla yapmaya çalışanlar için değişen pek bir şey de olmaz. Sonuçta insan kendisi bir şeyler ortaya koymadıktan sonra hiçbir şeyin olacağı yoktur. O bakımdan yeni sistemde standartlaştırma işleme sisteminde de yine onlar için pek bir değişen şey kendi çaplarında olmayacak. Olsa da büyük çapta olacaktır. Yani hiç değilse var olma çabasındakiler yükselme konusunda bir aşama kaydedenler ve aşama kaydedebilecek kapasitedekiler için de kapılar kapanmış oluyor. Bu şekilde Elon Musk'ın mal varlığını satma olayının aslında nerelere vardığı, insanlara mal varlığını satın değil aslında. İster satın ister satmayın ama o mal varlıklarıyla artık hiçbir şey yapamayacaksınız gibi bir küstahlık bile vardır diye bilirim. Bu yani genel okumaya, genel görünüşten okuduğum kadarıyla. Evet arkadaşlar. Yani böyle bir karman çorman gözüken bir sistem içindeyiz. İkinci olarak neyden bahsetmiştim? Elon Musk'ın çocuğuna koyduğu isim. Aslında bu tabii ki günler öncesinden zaten konuşuluyordu ancak burada ele almak istediğim ve bakmak istediğim açı farklı. Şu şekilde. Şimdi Elon Musk'la sanki Trump el birliği vermişler de hani küreselcilere karşı bir takım oluşturmuş gibilerse bu Elon Musk zaten zekası kanıtlanmış bir insan. Yani hayallerinden gerçeğe yaptığı uygulamalarla işte uzayla ilgili ve diğer teknoloji alanlarıyla ilgili diğer geliştirmek istediği fikirler, uygulamak istediği gerçeklerle ilgili konuşmalarından zaten bu insanın belli bir üstün zeka kapasitesi olduğu açık. Peki bu insan çocuğuna, yani ben bunu konuşuyorum da zaten verdiği mesajda kime hizmet ettiğini ortaya koyduk. Ancak hadi diyelim orada bir yanılma payımız var. Burada nasıl bir şey olacak o zaman? Çocuğuna robot ismi vererekten ya da verilmesine göz yumaraktan. Hadi bunu o yapmadı. Göz yumaraktan. Nasıl kendi çocuğu olan, kendi çocuğuna yani böyle bir şeyin olmasına izin verir. Yani eğer istemiyorsa, eğer buna karşıysa, eğer küreselcilere karşıysa, Trump'la ulusalcılığı savunan bir kişi ise, çocuğuna hiç böyle birisi verilmesine göz yumabilir mi arkadaşlar? Kendisi vermediyse, hadi başkasının etkisinde kaldıysa. Veremez arkadaşlar. Çünkü kendisi zaten dünyaya mal olmuş bir insan. Dünyayı yönlendiren basında her söylemi, her hareketi bir şekilde haber olan bir insan. Bu insan gözlerden uzak, kimsenin haberi olmayan bir kişiymiş gibi çocuğuna böyle bir isim verirse göz yumup da bunun aslında hiçbir şey yapmadığını varsaydıracak tipte bir insan kesinlikle değil arkadaşlar. Hem zeka hem konum açısından imkansız. Yani hani diyelim yani karısı buna baskı yaptı veya karısını kırmamak için böyle bir isim koydu. Bunu yapacak bir durumu yok çünkü zaten kendisi dünyaya mal olmuş bir insan. O nedenle onun her çocuğuna koyduğu ismin de insanlar tarafından örnek alınacağını veya eleştireceğini ve bundan büyük anlamlar çıkaracağını bilen bir insan. En azından normal bir isim de koyardı ki ve bunu da açıklamasını da yaparaktan eğer illaki koyacaksa koyabilirdi belki. Hadi insan özgürlüdür bu konuda. Çocuğu kendi çocuğu sonuçta diyerekten. Düşünerekten ama sırf o ismi koyarak koymasına izin vererek kanıtlamış oluyor ki o da bu isimle yani müttefik. Bu ismin getireceği bu ismi get yani bu ismin taşıdığı gizli amacı destekler nitelikte hareket ettiğinin bir kanıtıdır arkadaşlar. Bu
Yani insan ismi değil de bir robot ismi koymanın ya da robotlara koyacak tarzda bir isim koymanın diyeyim. Anlamı ne olabilir sizce? Çok basit. İnsanları robotlaştırmak ya da robot yerine koymak. İnsanları robotlaştırmak ya da robot yerine koymak nasıl olur arkadaşlar? Bunun birçok aşaması ve yöntemi vardır ve yolu vardır. Ve de zaten birinin mal varlıklarını elden çıkarmak, gelir eşitliği gibi görünen ama insanların tüm gelirini el koyaraktan onları güçsüz kılmak olduğunu söyledik. Başka ne olabilir? İşte diğer anlatılan biyolojik açıdan bu müdahaleler olabilir arkadaşlar. İnsanlara aşı yoluyla, gıdalara konulan katkılar yoluyla, ondan sonra havalardan belki serpilen maddeler yoluyla, böceklerden yayılan madde, yani böceklere enjekte edip de böceklerin işte şeyle, üreme yoluyla çocuklarına da geçen bir şeyin insanları ısırdığında insanların kanına yerleşen bilmem neler yoluyla. Ya bunun yolu açık arkadaşlar. Birçok yola insanların vücuduna nüfuz edilebilir zaten. Yeter ki para olsun, yeter ki güç olsun. Zaten insanların gücünü engellemek de bu güçlerin tek sahibi olmak ve karşıt gücün oluşmasının engellenmesi. Çünkü karşıt güç oluşursa kendiyle savaşabilir ve buna son bile verebilir. Bu da nasıl olur? Tabii ki her türlü gücün sağlanmasıyla olur. Bunun için de ekonomik güç de vardır tabii ki arkadaşlar. Sonuçta bu adamlar bu kadar araştırmalar yaparken, geliştirmeler yaparken parayı kullanmak zorunda, ekonomi olmak zorunda. Evet, yani biyolojik yolla da insanlara nüfuz edilebilir. Edilerekten. Sonra işte dalgalarla işte Wi-Fi olsun. Ondan sonra yani uydulardan bile çeşitli sinyaller gönderebilirler. Sonuçta bunlar insanların hangi hertzlerde, hangi dalga boylarında beyinlerin etkilendiğini çözmüş insanlar. O şekilde dalgalar yollarlar. O şekilde işte artık zaten insanları iyice sanala yönlendirecekleri için, yani yönlendirmeyi planladıkları için, ondan sonra yayınlarına o şeyleri enjekte ederekten, yani koyaraktan, mesela ne yayını? Derslere bile koyabilirler arkadaşlar. Derste arka plandan bizim değil, beynimizin hissettiği bir frekansa bir şey yollarlar. Biz hiçbir şey, yani sessizlikten bile şey yaparız. Telkin olabiliriz, etki altına girebiliriz falan filan. Yani bu şekilde insanın biyolojik, beyinsel fonksiyonlarına da etki edilerekten insanlar robotlaştırılabilir arkadaşlar. Bunun için tek gereken, yani değil ama zaten bu insanlar bunları yapmak için yüzyıllardır belki de uğraşı içindeler, çaba içindeler. Onun için bu kadar paralara, güçlere sahipler ki emellerine ulaşabilsinler. Sonuçta insanları robotlaştırmak iyi bir amaç taşıyamaz. Çünkü insanların iradelerini elinden alırsanız insanlık vasıflarını da elinden almış olursunuz. Çünkü insanların vasıflarının arasındadır bu. İradesine, kendi kendini yönetme gücüne, kendi kararını verebilmek gücüne sahip olması. Bunun dış etkenlerce müdahale edilerek etkisiz hale getirmesi demek, onların robotlaştırması demek. Yani bu robotlaştırmada ne için? Kendi çıkarlarına hizmet etmek için, kendilerinin istediği gibi her şey olsun diye insanları o şekilde yönlendirmek içindir. Yani Elon Musk hiç de masum biri gibi gözükmüyor arkadaşlar. Sonuçta bir baba olarak ve de babadan ayrı olarak da dünyayı etkisi altına almış, gündemi oluşturan biri olarak her hareketine dikkat etmek zaten zorunda. Gidip de yani apaçık koronavirüsün hizmet ettiği yörüngeye hizmet eden, o yörüngede dolanan bir şekilde hareket ederse nasıl diyebiliriz ki bu kişi bunlarla ilişki içinde ve ortak değil? Diyemeyiz. O zaman Trump ne yapıyor?
Trump, Elon Musk sonuçta onun bir vatandaşı ve ülkesine de çeşitli şeyler, takviyeler sağlayan bir vatandaş Elon Musk. Sonuçta ilk özel bir şirket uzaya araç yolladı. Bu kötü bir şey değil bir başkan için yani. Her şeyin ötesinde bu güzel bir şey. Çünkü vatandaşı böyle bir iş başarıyor. Ve de o kadar da hayalleri dolu ki daha Mars'larda medeniyet kurmaya da kurmak da istiyor. Ve neler neler neler. İşte yani Trump o şekilde görüyor olabilir. Bu iyi niyetli bakış açısı. Ve vatandaşı olduğu için saygı duyuyor olabilir. Gerisi ona kalmış diyebilir. Sonuçta hani bir babanın oğluna karşı belli bir toleransı vardır. Yaptığı yanlışları görmez. Sonuçta Trump da bir şekilde Amerika'nın babalığına üstlenmiş yani başkan. O nedenle Elon Musk'ı da olduğu gibi görüyor olabilir. İkinci olarak da Amerika dünyaya bir tiyatro sergiliyor olabilir. Ve Trump da aslında yani nasıl söyleyeyim? Elon Musk'ın ideolojisiyle aynı istikamette ama farklı bir şekilde yansıtarak gidiyor olabilir ve dünyaya farklı bir bakış açısı ve daha ılımlı görmek için de o şekilde davranıyor olabilir. Yani şimdi böyle büyük ölçülerdeki durumları şey yaparken, çözümlemeye çalışırken mutlaka şüpheci olmak zorundayız. Çünkü görünen arkasında birçok plan mevcuttur. Çünkü bunlar belli bir güce erişmiş büyük süper güç lerle yani güçleri konuşuyoruz. Ve bunların apaçık sunduklarının yanında bir o kadar da sakladıkları da vardır. Yani ama tabii ki iyi bir analiz, iyi bir gözlem, iyi bir yorumlamayla doğrulara da ulaşılabilir arkadaşlar. Böyle düşünüyorum. Yani Elmas küreselcilerin hizmetkarı konumunda gözüküyor. Onlara çalışan bir güç gibi gözüküyor. İnsan beynine falan etki etmeyi, işte ölümsüzlüğü, ondan sonra insanın beynini başka bir şeye, sanal aleme aktarmak falan filan. Yani bu şekilde projeleri var. Yani bunların yeni, bilmiyorum, yani insana yapılan müdahalelerle gelişmeye varılacağını düşünmüyorum. İnsan dışında insanın etki edeceği şeylerin projelendirilip geliştirilmesiyle insana gelişim sağlanabilir diye düşünüyorum. Sonuçta hiç kimse kendi çıkarının zararına çalışmaz. Bu nedenle insanları etki ederekten insanların iyiliğine etse kendi iyiliğinin zarar görmeyeceği nokta taya kadar edebilir ki bunlardan yani kendi çıkarına etki edecekler de olacağı için insanla etki ederekten insanlığı geliştirmek mümkün olamaz. Çünkü her insanın kendi iradesi kendi için en iyi olanı yapar. Yapmalıdır, yapmayan sorumludur. Onlar da kendi onların sorunudur. Yani bir başkasının insana iyi veya kötü etki etme hakkı yok arkadaşlar. Beynine girmek, beynini kopyalamak, beynine nüfuz etmek. Yani bunlar çok 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 şüpheli olaylar. Sonuçta ölüm diye bir şey var. İnsanı ölümsüzleştirmeye çalışmak yerine o kadar hayatı boyunca istediği gibi yaşayamayan ya da istediği fırsatları bulamayan insan var ki onlara odaklanılıp onların hayatını yiyecek teknolojiler ve gelişim sağlansa o dünya çok daha güzel bir yer olur. Sonuçta sağlasanız ölümsüzlüğü nereye kadar sağlayabilirsiniz ki? Ki bu ölümsüzlüğün sağlanması da kişinin kendi bir mevcudiyetinde değil, onun kopyası olan bir sanal zeka ile vücut bulmuş bir robotla meydana getirilmesi planlanıyor.
ise ki öyle görünüyor. O zaman zaten ölen için bunun hiçbir önemi yok. Zaten yani ölüm acısı da hayatın gerçeklerinden. Yani onun da ayrı bir şey var. Ya Allah'ın bir emri sonuçta. Demek ki öyle gerekiyor. Ki ölen insanların da sadece bu dünyadan gittiği ama başka bir boyutta var olduğu biliniyor arkadaşlar. Yani bu kadar Allah'ın işlerine burnunu sokmak, teknolojik gelişme ve gelişim ve insanlık adına atılan bir ileri düzey hamle mi acaba diye yorumlamak, düşünmek, tartışmak gerekiyor. Dediğim gibi zaten dünyanın kaçta kaçı kendi halinden memnun ki? O zaman onların da memnun olacağı bir düzeye getirin dünyayı. Öyle etki edin. Neden o kadar sınırı aşacak dozlara varıyorsunuz? Daha halledilmemiş birçok işlerimiz mevcutken. Yani insanlığın iyiliğine hareket olsa zaten öncelikle yaşayan insanların mutluluğuna uğraşılır. Onların daha iyi düzeylere gelmesine uğraşılır. Böyle büyük büyük radikal değişimler için uğraşılmaz. Çünkü büyük o kadar ya yani o derece radikal değişimler Allah'ın şeyidir yani. Allah'a bırakılmalıdır. Yani şey gibi bu. Hani insanın biliyorsunuz ki yaşayacağı hayatı boyunca önceden bilmesinin bir anlamı var mıdır? Yoktur. Allah da zaten gaybın ya kehanet falan şey hoş görmüyor. Net olarak benim için bilmiyorum ama yani hoş görmediğini biliyorum. O nedenle her şeyin tadında güzelliği var. Olurunda güzelliği var. Yani şu sistemin bir güzelliği var. İyisiyle kötüsüyle. Yani insanların bu kadar sorunlarla boğuştuğu bir dünyada bu sorunları aşmadan gidip de insanları eşitleme falan projelerinin zaten altında başka nedenler olduğu buradan belli arkadaşlar. Ki bu takımın gidip Afrika'da neler yaptığı, bilmem aşılarla neler nasıl falan oynadığı, gıdalara nasıl şeyler konuldu, katkı maddeleri konuldu falan filan ortada. Yani bu plan ve program eşitleme falan değil, tamamen parayla şey yapılan, yürütülen her ne ise o artık ne denebilir? Gizemli ve gizemli art niyet neyse şimdi de bu tersi yönde hareket ederek bir ileriki aşamaya geçmek istiyor diyebiliriz. Yani Elon Musk'ın nasıl bir tip olduğunu kendi yorumlarımda size anlatmış bulunuyorum arkadaşlar. Artık kendi yorumunuzu kendiniz yapabilirsiniz. O nedenle yorumları artık bana da yazın. Ben de ne düşündüğünüzü bilerek sizi cevaplayayım. Onun yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir olanla görüşmek üzere diyorum. Şimdi hoşça kalın.